Arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde size akut karın hastasına yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Bu dersle ilgili sorunuz olursa mail adresinden ya da aşağıda gördüğünüz telefon numarasından bana ulaşarak sorabilirsiniz. Akut karın cerrahi tedavi gerektirebilecek karın ağrısı olarak tanımlanabilir. Ya da son bir hafta içinde başlamış tedavisi cerrahi olan karın ağrısı, kısa süredir devam eden cerrahi tedavi gerektirebilecek karın ağrısı olarak tanımlanabilir. Ancak benim en sık kullandığım ve beğendiğim tanım, tedavisinin cerrahi olup olmadığına karar vermemiz gereken karın ağrısı olarak tanımlayabiliriz. Bu ağrının özellikleri ani başlangıçlı, ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit edici ve çoğunlukla cerrahi tedavi gerektirebilecek ağrılar olmasıdır. Meslek hayatınız boyunca hepiniz birçok hastayla karşılaşacaksınız. Acil servis başvurularının yaklaşık %10 ila 12'sini bu gruptaki hastalar oluşturmakta. Birçok neden bu gruptaki hastalıklara neden olmakta. Basit bir gastrit, diyare ya da yenilenen kolik olabileceği gibi iskemi, perforasyon, strangülasyon ya da kanama gibi birçok ciddi nedenler de bu tabloya yol açabilecek. Yine birçok farklı merkezlerde çalışma şansınız olacak. Aile sağlığı merkezlerinden 3. basamak sağlık kuruluşlarına kadar bütün merkezlerde bu hastaları göreceksiniz. Ve elinizde sadece bir hemogram ya da direkt grafiği yapabilmek gibi bir şansınız olabileceği gibi bizim elimizde olan girişimsel radyoloji, girişimsel anjiyografilerin yapılabildiği, trifazik tomografilerin 24 saat çekilebildiği, ileri düzeyde tetkiklerin yapılabildiği merkezlerde de bu hastalıklarla karşılaşabileceksiniz. Genellikle karın içindeki inflamasyon nedeniyle gelişen bu duruma bulantı, kusma, iştahsızlık, karında distansiyon, ishal ya da idrarda yanma şikayetleri de eşlik edebilmekte. Hasta karın ağrısı, hafif ateş ve iştahsızlık gibi şikayetlerle başvurabilecekken septik şokta dehidrate ve konfüze bir şekilde de karşınıza gelebilir. Erken tanı ve tedavi akut karın hastalarında en önemli basamaktır. Akut karında ağrının sebebi özelleşmiş sinir uçlarının uyarılması sonucu yerel rahatsızlık ve can çekişmeye kadar değişen şiddetlerde rahatsızlık verici duygunun ortaya çıkmasıdır. Ağrı gerçek ya da potansiyel bir doku hasarından kaynaklanır ve hoş olmayan bir duyu ya da duygusal deneyimdir. Genellikle doku hasarı sonrasında ortaya çıkar ve çok güçlü bir uyarandır ağrı. Latince nocere'den köken alır ve zarar vermek anlamına gelir ve nosireseptörler tarafından algılanır. Vücut dokusunda vücudu tehdit eden ya da oluşmuş bir yaralanmaya tepki gösteren reseptörlerdir bu reseptörler. İçi boş organların kas tabakasında ya da karaciğer gibi soğuk organların kapsülünde bulunurlar. Mekanik, termal, kimyasal uyaranlara yanıt verebilirler ya da bunların tümünü kapsayacak şekilde bütün uyaranlara yanıt veren ağrı reseptörlerimiz mevcuttur. Ağrı reseptörleri çeşitli liflerle iletilir. Bu lifleri miyelin kılıfları olabilir ya da olmayabilir. Çapları arttıkça iletim hızları artmaktadır. Viseral ağrılar içi boş organların duvarlarında, soğuk organların kapsülünde, mezenterde ve peritonda yer alan miyelinsiz C lifleriyle taşınan ağrıdır. Birinci nöron, ikinci nöron, spinotalamik traktus, talamus ve korteks yolunu izler. Ağrının bölgesi tam olarak lokalize edilemez bu ağrıda. Sempatik plexuslar bilateral iletimi yaptığı için ağrı yeri yine lateralize edilemez. Parietal ağrı ise iyi lokalize edilen keskin şiddetli ağrılardır. Hareketle bu ağrılar artar. C ve A lifleriyle iletilir. Somatik aferent lifler belirli dermatomları içerir ve bir veya iki seviyede medulla spinalis'e girdiği için ağrı daha kesin olarak lokalize edilebilir. Yansıyan ağrı ise hastalıktan etkilenen karın içi organın bulunduğu bölgeden farklı bir bölgede ağrı hissedilmesi demektir. Etkilenmiş olan karın içi organı inerve eden viseral aferent liflerle bu dermatomu inerve eden somatik aferent liflerin aynı seviyede medulla spinalis'e ulaşması nedeniyle yansıyan ağrı şeklinde bu ağrılar hissedilebilir. Peki, ağrı şikayetiyle gelen hasta sorun ne? Ciddi bir karın ağrısı var.
Bizim karar vermemiz gereken en önemli şey ise bu hastada cerrahi tedavi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ve cerrahi tedavi gerekiyorsa bu tedaviyi ne zaman yapmamız gerektiğidir. Bu kararı vermede hikaye bize oldukça yol göstericidir. Ağrının yeri, şiddeti, niteliği, ne zaman başladığı, yayılımı arttıran ve azaltan faktörler ve bu ağrıya eşlik eden semptomlar hikaye alırken sorgulanmalıdır. Yine hastanın özgeçmişinde benzer şikayetleri olup olmadığı, geçirilmiş ameliyatları, kullandığı ilaçlar, örneğin antikoagülan, immünsupresif ya da nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ve aile öyküsünde buna benzer şikayetlerin olup olmadığı sorgulanmalıdır. Hikayeden sonra bize yol gösterici olan en önemli bulgularımız fizik muayene bulgularımızdır. Hastanın inspeksiyonu, oskültasyonu ve perküsyonu yapılmalı. Karın palpasyonunda ağrının hissedildiği en yere, en uzak noktadan palpasyona başlanmalıdır. Hastada defans, rebound ve hassasiyet mevcudiyeti peritone iritasyonunu gösterir. Dijital rektal muayenede hastalarda mutlaka yapılması gereken muayenelerdir. Ağrının yeri, süresi, karakteri bize hastanın doğru yönetiminde yardımcı olacaktır. Bu hastayı ameliyat etmeli miyiz? Hemen ameliyat etmeli miyiz? Ya da bir miktar beklememiz gerekiyor mu kararlarında bu muayeneler sonrasında vermemiz gerekecektir. Bu hastalarda ameliyat gerekmeyebileceği de her zaman akılda tutulması gereken bir durumdur. Genellikle apandisit, tübovaryen apse, divertikülit gibi ya da kolestit gibi durumlar ilerleyici bir bölgeye lokalize olan ağrılarla seyreder. Kolik ya da kramp tarzında ağrılar, biliyer kolik ya da ince bağırsak obstrüksiyonu, kolonik obstrüksiyon gibi obstrüksiyonlarda rastlanabilir. Perforapeptik ülser ya da rüptüre bir aorta nevrizması durumunda ani başlangıçta şiddetli ağrılarla karşılaşabiliriz. Yansıyan ağrıda örnek olarak perfora bir ülserin apandisit benzeri bulgular verebileceği ya da piyolonefrit ya da renal ya da üreter koliğin kasık bölgesinde ağrı şikayetiyle kolestitin sağ omuz başında ağrı şikayetiyle gelebileceğini aklımızda tutmamız gerekmekte. Yine çeşitli abdominal bulgular bu hastalıkların değerlendirilmesinde önemlidir. Mesela sarılık varlığında ele gelen safra kesesi olması bir periarteriler bölge tümörünü çağrıştırabilir. Ya da Murphy bulgusu derin inspirasyonda sağ üst kadrana baskı uyguladığımızda hastanın ağrısının olması akut kolestit için patognomatik bulgulardır. Peritonitli hastalarda hastanın genellikle hareket etmekle artan, dizlerini bükmüş şekilde karnına dokunca ağrısının arttığını söyleyen ve hastaneye gelirken ciddi ızdırap çeken, uyku hali olan soluk hastalar olarak karşımıza geldiğini görürüz. Peritonit bakteri ya da kimyasal uyaranlar sonucu ortaya çıkar, lokalize ya da yaygın olabilir. Peritoneal membranlardan sıvı kaçışı, artmış kan akımı, artmış geçirgenlik ve bunun sonucunda fibrit eksudat oluşumu ile seyreder. Buna eşlik eden ateş, bulantı, kusma, kabızlık, ishal, kaşıntı, melena, hematokezya, hematüri gibi aslında çok nonspesifik bulgular olabilir. Cerrahi akut karın nedenlerine baktığımız zaman karın içi organların kanama, perforasyon, infeksiyon, iskemi ya da obstrüksiyonu cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken akut karına neden olabilir. Ancak cerrahi olmayan akut karın benzeri bulgular veren hastalıklar olduğunu da aklımızda tutmamız gerekir. Özellikle FMF, üremi, diyabetik krizler akut karın tablosu şeklinde kendini gösterebilirler. Tabii ki cerrah olarak nasıl ameliyat etmemiz gerektiğini, ne zaman ameliyat etmemiz gerektiğini ve hangi hastayı ameliyat etmememiz gerektiğine karar vermemiz gerektiğini biliyoruz. Elimizde bistüriyle ameliyat odasına koşar şekilde gitmememiz gerekiyor ve hastanın tanısını koyduktan sonra
uygun tedavisini yapmamız gerekiyor. Bu uygun tedavi içinde hemen ameliyat almak, ameliyat öncesi çeşitli hazırlıkları yapıp ameliyata almak, konservatif yaklaşımla hastayı izleyip takip etmek ya da hastada cerrahi bir patoloji düşünmeyerek taburcu etmek yöntemlerini kullanabiliriz. Hastanın tanısını koymada laboratuvar tetkikleri bize yardımcı olabilir ve radyolojik görüntüleme yöntemleri bize yardımcı olabilir. Bu hastada gördüğünüz gibi diyafram altında serbest hava olması bir perforasyon göstergesidir. Yine sigmoid volvulus'ta kahve çekirdeği görünmesi radyolojik olarak bize yardımcı olan tetkiklerdendir. Burada yaşlı hastalarda en sık masif alt gastrointestinal sistem kanaması sebeplerinden biri olan divertiküler hastalığın kolonoskopik görünümünü görmektesiniz. Bütün kolon boyunca multiple divertiküller görülebilmekte. Yine tomografide superior mezenterik arterin okluda olduğu bir mezenterik iskemi vakasının tomografik görünümünü görmektesiniz. Yine mezenterik iskemiye spesifik olarak görülen pneumonitis intestinalis adı verilen bağırsak duvar katları arasında hava görünümü bu tomografide görünmekte. Yine ultrason bizim için acil serviste çok sık uyguladığımız radyolojik görüntüleme yöntemlerinden bir tanesi. O normal bir apendiksin radyolojik görünümü ve akut apendisitte artmış kan akımı, çevresindeki inflamasyonu görebilirsiniz. Bu hasta akut apandisit, perfora apandisit nedeniyle ameliyat edilen bir hasta. Gördüğünüz gibi apendiks güdüğünden olan perforasyon, çekum ve çevredeki ciddi inflamasyon bulgularını görüyorsunuz. Mezenterik iskemi nedeniyle segmenter ince bağırsak rezeksiyonu ve kolon rezeksiyonu yapılan bir hastanın ameliyat sonrası spesmenin görünümü. Yine fibril eksudat ve peritonitli bir hastanın karın içi görünümü. Yine mezenter iskemi nedeniyle ameliyat edilen bir hastada sağ hemikolektomu artı masif ince bağırsak rezeksiyonu yapılmış bir hastanın ameliyat sonrası spesmenin görünümünü görüyorsunuz. Bir sigmoid kolon perforasyonu akut karnına yol açmış, peptik ülser perforasyonu ya da imajinasyon nedeniyle ameliyat edilen bir hastanın spesmen görüntüsünü görüyorsunuz. Tabi ameliyat kararı peritonitli, hassasiyeti defansı ribandı olan bir hastada, şiddetli yatışmayan ağrısı varsa, hemodinamisi kararsız hastalarda, taşikardik, hipotansif, beyaz küre yüksekliği olan, açıklanamayan sepsisi olan, hipoperfüzyon bulguları, masif dilatasyon, pneumoperitoneumu olan ya da çektirdiğimiz tomografide opak ekstravazasyonu gördüğümüz, anjiyografide vasküler oksüzyonla birlikte iskemi bulguları olan hastalarda ameliyat kararını vermek daha kolaydır. Ancak özel bazı durumlarda tanı korumak oldukça zordur. Spinal kort hasarının olduğu, alkol ya da ilaçlar nedeniyle tam değerlendirilemeyen hastalarda, hastalığın şiddetinin steroid ya da alınmış olunan immün süpresif nedeniyle baskılandığı hastalarda ameliyat kararının eşiği daha düşük tutulmalı, daha erken zamanda ameliyat kararı verilmelidir. Ameliyata alacağımız hastaların ameliyat öncesinde mutlaka vital bulgularını takip etmeli, oralini kapatmalı, damar yolu açılıp hidrasyon durumunun değerlendirilerek yeterli rehidratasyonun sağlanması, idrar sondası ve nazogastrik sonda koyularak dekompresyon yapılması, gerekiyorsa antibiyotik tedavisinin ameliyat öncesinde erken dönemde başlanması ve elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi, eğer gerekiyorsa kan hazırlığının yapılması ve bunların çok dinamik bir şekilde yapılması gerekmektedir. Aydınlatılmış onam her hastada alınması gerekir. Ancak bazı özellikli durumlarda hastanın bilinç kaybı var ise, yanında aydınlatılmış onamı imzalayacak herhangi bir yakının olmadığı durumlarda aydınlatılmış onam formu imzalatılmadan da hastanın
ameliyata alındığı nadir durumları görebiliyoruz. Hastanın tanısı koyulduktan sonra hastanın ağrı palyasyonu sağlanmalıdır. Hastayı ameliyata geçecek sürede ağrısının mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak akut batın sık karşılaşılabilen bir durum. Tanı koymak oldukça zor. Detaylı hikaye ve fizik muayene tanı koymada oldukça yararlı. Tedavi planlaması hastaya göre mutlaka bireyselleştirilmelidir. Deneyimle bu hastalıkların karar verilmesi ve izlenmesi daha rahat olmakta. Yani ne kadar çok hasta görürseniz, bu hastalarla ne kadar çok karşılaşırsanız bu sizin tanı koymanızı ve doğru planlama yapmanızı kolaylaştıracaktır. Bu hastalarda multidisipliner yaklaşım mutlaka gerekmektedir. Ancak sonuçta karar vermesi gereken kişi cerrah olacaktır. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.